Yabancılaştırılmışım. Her şey yabancı. Cinsellik. Yabancılaştırılmışım. Bu yeni yeni kategoriler çıkartıyor. Şimdi bakın, cinselliği üreme üzerinde toplumsallaştırdığınız anda bireyler arasında toplum dışına atılıyor gözüken işte eşcinsel, şimdi eşcinselin benden farkı ne ki? Hiçbir farkı yok. Yani bu kategoriler bizim toplumlaştırma sürecinde çıkarttığımız kavramlar. Cinselliği toplumsallaştırmaktan bırakın, özgürleştirin cinselliği. Ne eşcinsellik diye bir şey kalacaktır, ne başka bir şey kalacaktır. Çünkü toplumu böyle bir şey üzerinde örgütlemeyeceksiniz. O toplumsallığını kaybedecek. Şimdi bakın, şey olarak vakit almamak için daha çabuk bir sürü yere atlayarak soruca geçiyorum. Şimdi bizim anayasadaki, bizim toplumsallaşma sürecimizi belirleyen, toplumsallaşmamızın ne olduğunu belirleyen ve orada bireye hiç yer vermeyip aslında bireyin kendi özgürlüğüne, doğal özgürlüklerini üzerine kurulur bir toplum kurarken o toplumda karşı bireyi yabancılaştıran ve bütün siyasi yapısını, devlet yapısını da bu temel üzerine kuran bir anayasa. Yeni değişiklik bunu değiştirmiyor, koyulaştırıyor. Bu demokrasi falan değildir. Şimdi burada bizim karşımıza tartışılması gereken nokta, onun için sordumdu başta, ben kimin atası olacağım acaba diye, yani ben derken kişisel olarak beni kastetmiyorum tabii ama bugün burada yaşayan toplum kimin atası olacak, yoksa kimsenin atası oluyor, söyleyecek miyiz biz? Tüm şey olarak, cins olarak varlığımız kalmayacak mı? Çünkü dünya değişiyor. Şimdi bakın, siyasi olarak değişirken bu toplumsallaşma, şimdi doğal toplumsallık başka bir şey. Onu bireysel özgürlük temelinde kurmaya çalışılıyor. Bu da çoğulculukla değil, bunun siyasi şeysi çoğulculuk değil kavramı. Bunun siyasi kavramı da bu yeni şeyin çeşitlilik. Çeşitlilik. Şimdi 7 milyar kişi varsak 7 milyar çeşitli birim var demek, birey var demektir. Şimdi sorun da o çeşitli olan her şeyi bir arada yaşayabilecek toplumsal proje nasıl olmalıdır? Şimdi bu 7 milyar kişiyi her biri kendi özgürlüğünü taşıyarak, kendi özgürlüğüne yabancılaşmadan var olabilme, bu toplumsallaşma mekanizmalarını kırarak o toplumsal mekanizmalardaki tekliği çeşitliliğe getirebilecek olarak yeni toplum projeleri öne sürebilmektir. Yani onun için başta söylediğim bu, biz geçmişi bize yaşatılmamış olan, yani Kemalistler tarafından yaşatılmamış olan toplumsallığımızı, varlığımızı bugün geleceği teknolojisiyle yaşatıyorum. İşte alın size yollar, işte alın size yüksek şeyler. Nereye çıksanız boğaz manzarası var, hangi binada otursanız. Yollar öyle, okul yaptım. Bütün bunlar geçmişi size bugünkü teknolojide yaşatacağım şeysidir. O onun istikrarı ilerisi olmayan bir toplumsal projedir. Ama buna karşı çıkarken de sanıyorum, ya geçmişi o kadar geçmişi değil de, yani son 100 yılın geçmişinden ders çıkarttığımız derslerle en azından günümüz koşullarında geleceği teknolojisiyle yaşatalım değil. Şimdi bütün bu verilerin biriminde, yani biz geleceği nasıl yaşayacağız? Geleceğin toplumsal yapısını hangi temeller üzerinde kuracağız? Yani bir defa yeni bir kavram olarak bu hep biraz bu toplumsallaştırmalar istisnasız her yerde biraz doğa, yani ben öyle tanımlıyorum. Doğanın suretinde, daha doğrusu gerçekliğin suretinde bir gerçeklik toplumsal projesi yapmak ve bunu başkalarına anlatabilmek, başkalarını ikna etmek, başkalarını kazanamadığımız zaman hayalimize kurduğumuz hiçbir toplumsal proje yok. Önümüzde bekliyor. Yani böyle bir tekleştirme, bireysel temele inen bir çeşitlemede insanlar bunu tartışıyorlar. Yani artık böyle bir toplum nasıl olur? Devlet içinde olur mu olmaz mı, küresel boyutta olur mu olmaz mı, başka bir şeye gidersek, yani Mars'a gittiğimiz zaman ya da başka bir yaşam varsa oraya gittiğimiz zaman 10 milyon kişi gidemeyeceğiz. Nasıl bir toplum kuracağız orada, ilkeleri ne olacak? Şimdi harıl harıl bunlar üzerinde çalışırken biz hala Osmanlı döneminden kalma, üstelik de inanç sistemi de toplumsallaştırılmış bir inanç sistemi içinde, yani onun... Üstelik şimdi bakın, idam cezası çıktığı zaman yaşam ve ölümü de toplumsallaştırmış oluyorsunuz. Yani biz ölmek istemiyorum dese, hayır seni idam etmeme mahkum ettim, öleceksin deniyor. Ya ölmek istemiyorum ya da ölmek istiyorum dediğiniz zaman, işte çok ağrılarım var mesela, böyle yaşamak istemiyorum dedi, o yasak deniyor, kürtaj yasak. Yani yaşamak istiyorum dediği zaman, hayır öleceksin diyen
ya ölmek istiyorum dediği zaman hayır yaşayacaksın diye bir toplumsal bir sistem. Yani her şeye yabancılaştırılmışız. İdam kendi ölüm ve yaşamımıza da bir yabancılaştırma, başka türü nedeni oldu belli. Ama soyut bir soyutlama içinde ve inanç sisteminin toplumsallaştırılmasını somutmuş gibi insanlara kabul ettirilebildiği zaman, bir gerçeklikmiş gibi kabul ettirilip onun kriterleri üzerinden bizim yaşam tarzımız düzenlenmeye yapıldığı başladı ama laikliği de burada var. Çünkü laiklik bir devlet kavramı. Yani ne bir toplumsallaşma, ne biyolojik bir kavram, ne bir toplumsal kavram. O bir devlete ait bir kavram. Yani laik olarak haklı oldukları tek bir nokta vardı şeyleri söylerken. Layık, insanlar layık olmaz, devlet layık olur diye. Doğru, devletin kavramıdır. O kamu gücü bilmem bunlar devletin kavramlarıdır. Onları, özgürlükleri onlarla konuşamayız ama laiklik toplumsallaşma sürecinde ya da toplumsallaşma da değil, toplumsallaştırma, bireyi toplumsallaştırılması sürecinde din kuralları üzerine kurulu bir düzeni getirmek birey açısından, işte laikliği dediğimiz şeye aykırı olan bunu yapamazsınız. Çünkü bu yapılmaması gerekir. Çünkü bu nasıl yaşayacağımız konusunda çeşitliliğin önündeki en büyük engeldir. En büyük tehlike de budur diye düşünüyorum ve belki kısa, yani çok karmaşık attım ama hala bu soruyu belki kafanızda da canlandırarak tartışabiliriz. Yani biz ileride bu toplum olarak kimin atası olacağız diye bir soru, buna bir cevap arayalım. Teşekkür ederim.